Evet, Swift Quiz uygulamamızı oluşturmaya başlayalım. Ben yeni bir Swift UI projesi oluşturdum. İçinde birkaç dosya var. Bunlardan bahsedelim kısaca. Bu app instance arkadaşlar. Bir tane app instance oluşuyor uygulamanız oluştuğunda. Burada hangi pencereden uygulamanızın başlayacağına karar verebiliyorsunuz. Ve Content View diye bir tane view oluşturmuş. View'lar ekrandaki görsel objeleri temsil ediyor. Yani bunun ne kadar karmaşık olacağı sizin yazacağınız kodlara ve ayrı dosyalara nasıl bölüştüreceğinize bağlı. Yazarken zaten göreceğiz beraber. Ve bunun preview'u var. Yani bu preview makrosu aslında şurada view'u canlı haliyle görmemizi sağlıyor değişiklikleri. Assets'te buraya renkleri, ikonları, her şeyi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan dosyaları organize bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Burada da preview için ekstra uygulamanın bundle'ında gitmeyecek, yani store'a gitmeyecek özel assetler ekleyebilirsiniz. Şuraya bir göz atalım. Daha sonra ben aslında UI ile başlamayacağım. UI en son yapacağımız kısım olacak. Aklımdaki şeyden bahsedeyim biraz arkadaşlar. Öncelikle Swift Quiz uygulaması ne olacak? Bir tane giriş sayfamız olacak. İşte login düğmesi olur. Google ya da Apple login. Login olduktan sonra kullanıcı bir seviye seçecek ve Start Quiz'e bastığı zaman o seviyede rastgele sorularla karşılaşacak. İşte doğru cevap verirse feedback'ini alacak. Yanlış cevap verirse de yine yanlış feedback alacak ve kullanıcıya işte bu sorunun eğer bir açıklaması varsa o düğmeye de basıp o açıklamayı görebilmesini, yani soruyu neden yanlış cevapladığını anlayabilmesini sağlayan bir navigasyon oluşturacağız. Bir de tabii kullanıcının geçmiş istatistiklerini tutabiliriz. Yani hangi sorulara nasıl cevaplar vermiş. Daha doğrusu genel bir hani grafik gösterip işte beginner, orta seviye ve advanced sorulara nasıl cevaplar vermiş. Doğru yanlış oranlarını göstereceğiz. Bunun için SwiftUI kullanacağız. Çünkü SwiftUI şimdiden marketi domine etmeye başladı zaten. Ya, tamam, şirketler UIKit kullanıyor olabilir ama onu kullanmanızı engel herhangi bir şey de yok. Zaten bizim serimizde UI çok küçük bir kısmı olacak arkadaşlar. Bir de ben bir UI master değilim. Yani design benim en yapamadığım şey. O yüzden benden böyle çok uçuk ekranlar beklemeyin. Ben sadece daha yazılım odaklı, işte nasıl doğru maintain edilebilir, bir uygulama yazılabilir, komponentler arası etkileşimler nasıl doğru bir şekilde yapılabilir sorularınıza cevap vereceğim. Onun için UI'da benden çok küçük şeyler beklemeyin. Öncelikle Swift UI gerçekten hani UIKit'ten sonra bambaşka bir dünya. Yani bir an önce geçmek lazım. Yani şirketlerde zaten bence yavaş yavaş bu geçişi yapacak. Onun için UIKit'e her zaman paralelde bakabilirsiniz diyorum ben. Burada gördüğünüz gibi bir deklaratif yapı var. Deklaratif yapı nedir arkadaşlar? Bakın burada UI'yi tek bir seferde bakıp görebiliyoruz. Burada datalar olsa o datalarla ilişkilerini de aynı şekilde görebileceğiz. Yani imperative style'da siz böyle her şeyi söylemeniz gerekiyor. Butona işte al şu teksti, daha sonra şu rengi al gibi tek tek adım adım söylemeniz gerekiyor. Ama burada tanımlama yapmanız gerekiyor. Yani imajın bütün tanımını tek seferde veriyorsunuz. Ve buradaki state'e göre bu imaj kendini değiştirebiliyor. Mesela is loading de başka bir şey göstermek istiyorsanız bu şekilde tek bir yerde verebiliyorsunuz. Bunun faydaları ne? Data ve UI arasındaki senkronizasyonu kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu UIKit de çok ciddi bir problemdi. UIKit gibi platformlarda. Çünkü datayı update ediyordunuz ama UI'yi update edemiyordunuz. Ve daha sonra bunlar için framework'ler çıktı. Ortalık iyice karıştı. Ama burada gördüğünüz gibi data ve UI tek seferde birbirlerine bağlamış oluyorsunuz. Burayı tekrar geri alalım ilk haline. Ve burada gördüğünüz gibi mesela VStack demişiz. Yukarıdan aşağı bir obje listesi oluşturup kolaylıkla verebiliyoruz. Bunu atıyorum HStack yapıp Horizontal siteye çok kolaylıkla dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir zaman kazandırıyor bize bu tip şeyler. UI'ya daha sonra geleceğiz arkadaşlar.
Ben genelde en içteki katmandan uygulama yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Yani en içteki katman ne? Modeller. Yani uygulamada kullanılacak data modelleri, objeler ki bunlar genelde struct oluyor arkadaşlar. Struct ve class arasındaki farklardan bahsetmiştik daha önceki derslerimizde. Yine kısaca değinebiliriz. Struct'lar genelde basit obje tiplerinde kullanılıyor. Ve immutable oldukları için çok güvenliler. Yani immutable ne demek? Bir class struct oluşturup bunu rastgele bir yerlerde değiştiremiyorsunuz. Yani bir fonksiyonu değiştirmek istiyorsanız o fonksiyonu mutating olarak işaretlemeniz gerekiyor. Ama class da böyle değil. Yani tek bir class oluşturup uygulamanın bir yerine o class'ın pointer'ını gönderip yani o class'a referans ismini diyeyim, ismini gönderip o class'ı herkes değiştirebiliyor istediği gibi. Bu da debug etmeyi ve koddaki sorunlarımızı bulmayı çok zorlaştırıyor. Struct bu açıdan çok faydalı ve hafif. Hafif dememin sebebi de dediğim gibi çok primitif type'ları içeren şeyleri struct yapıyoruz genelde. Çok logic içermeyen yapıları. Ve bunlar da data modeller tabii ki. Yani servisten alacağımız obje tipleri olarak düşünebiliriz. Onun için bizim tiplerimizi yaratmaya başlayalım isterseniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir new group diyerek ben models diye bir klasör oluşturacağım. Ve içine question modeli oluşturuyorum arkadaşlar. Struct question diyorum. Şimdi tiplerim neler olacaktı? Question ID'm olsun bir tane. Yani bundan bahsetmiştik hatırlarsanız Miro'da. Onu ben şurada açmaya çalışayım paralelde. Miro app. Tekrar görmüş oluruz arkadaşlar. Burada yeni bir profil açtığım için tek tek bunları ilk seferlerde girmem gerekecek. O yüzden biraz zamanınızı alacağım. Uygulamasından iznimizi de verdik. Buna default geçmek istemiyoruz tabii ki. Burada ben untitled'ın içine oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi question'lardan question ID, level, text, answers, correct index ve explanation property'lerini oluşturalım demişiz. Burayı aldım arkadaşlar. Seviye verelim. Seviye genelde integer olur ama bunun arkasında inam tutarız. Şimdi bahsedeceğim ne demek istediğimden. Question text diyeceğim. Bunu optional yapıyorum. Çünkü bazı soruları sadece resim olarak düşüneceğiz. Image URL'e de URL verin. Bu da optional olacak. Çünkü image URL ya da text ikisinden birisini ben yaratmak istiyorum. Daha sonra bir answers listesi olacak. 4 şık diye düşünüyorum şimdilik bunu. Bir de explanation. Yani neden bu sorunun cevabı o? Tabii bir de correct indeksimiz var. Bunu da yazalım. Correct answer index diyelim. Evet, her şeyin ilk adımını attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada level'i düzelteceğiz dedik. Seviyeyi düzelteceğiz dedik arkadaşlar. Onun için yine direkt bu dosyaya yazalım. Farklı dosyalara yazmak daha güzel ama hani ilk yazarken görünür ve hızlı olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Beginner olacak, intermediate olacak ve advanced olacak arkadaşlar. Ve bunun default bir row value'su olacak. Yani row value type olacak. Şu demek, bunlar 0, 1, 2 diye. Ben bunu niye int verdim? Servise çünkü göndereceğim arkadaşlar. Servisle aramda bir iletişim olması lazım. Bunu string de verebilirim. Yani string verip işte beginner bu şekilde de servisle anlaşabilirim. Ama stringlerin gidip gelmesindense ben int serviste gidip gelmesini tercih ederim. Bunu tabii inam yapacağımızı söylemiştik. Şu anda bu aslında şöyle eşittir 0, eşittir 1, eşittir 2. Ama Swift bunları yazmamızı gerek görmüyor.
Ben buraya bir de random ekleyeceğim arkadaşlar. Yani quiz kullanıcı belki rastgele seviyelerde sorular görmek istiyor. O yüzden random da buraya ekliyorum. Question'larımızı yaptık. Başka neler olacak diye düşünelim. Herhangi bir şey yok. Data tipi var mıydı burada? User'ımız olacak ama burası artık servis tarafındaki tablolar. Yani client'ta tutmamız gereken başka bir model. Ben göremiyorum arkadaşlar. Şimdi en içten dışarıya doğru çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra gideceğimiz yer repozitörüdür. Yani repozitörden design videosunda bahsetmiştik. Repozitörü de arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum. İşte client'a cache'lenecek şeylerden bahsetmiştik. Hani şurada. Bakın queue dancers'ı cache'leyecektik. Daha sonra servis çağrılarını repozitörü de yapacaktık. Ve buradaki flow'lar herhangi bir şeyle ilgilenmeyecekti. Repozitörü tamamen bunlardan sorumlu olacaktı. Onun için bir tane repozitörü oluşturdum. Neden final dedim? Çünkü bunun herhangi bir şey türetilmesini istemiyorum. Demesem ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı bu uygulama özelinde düşünürsek. Ama convention'lara yani alışkanlıkları oturtmak için bence önemli bunları yazmak. Herhangi bir şeyden türemeyen bir tane class yazdım. Neden class yazdım? Struct yazmadım. Çünkü içinde çok fazla fonksiyonelite olacak arkadaşlar. Başka işte user defaults'a gidecek, servise gidecek. Komple bir obje bu. Onun için class olmasında herhangi bir sorun yok. Şimdi bunun içinde hangi fonksiyonlarımız olacak demiştik. Buradan çağıracak. Bakın bir tane start quiz seviye alan ve onla limitleyen bir start quizimiz olacak. Ben buna retrieve new questions diyeceğim. Neden böyle diyorum? Çünkü orada bakın pager'dan bahsetmişim şimdi. Evet. Bir paging yapacağız arkadaşlar. Yani soruları onar onar alalım. Ve böylece hem servis tarafımızdaki yükü azaltalım hem de client'taki yükü azaltalım. Sürekli her soru istediğinde gidip servise soru almasın ve kullanıcıyı yormayalım. Seviye alacak demiştik. Ekrana bakarak ve konuşarak yazmak biraz zor oluyor bazen. Onun için kusura bakmayın. Async throws dedim arkadaşlar. Bu keywordlerden bahsetmiştik sanıyorum Swift programlama derslerinde. Bahsetmediysek de bunlar structured concurrency için gelen keyword ve try catch error handling için gelen keyword. İkisi bu şekilde bu sırayla aynı fonksiyonda kullanılabiliyor. Ne dönecek arkadaşlar? Tabii ki bir question array dönecek. Bakın optional dönmüyorum. Direkt question array dönüyorum. Çünkü throw sayesinde. Eğer buradaki fonksiyon bir hata fırlatırsa throw sayesinde zaten yakalayacağım onu. O yüzden optional dönmeme gerek yok. Çok güzel. Benim hoşuma giden bir özellik arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacak demiştik. Soruları ben almak istiyorum. Burada bir sinklikten bahsetmiştik arkadaşlar. Senkronizasyondan bahsetmiştik daha doğrusu. Şöyle ki burada lokaldeki cache'lenmiş answer'ları sync first diyeyim. Bunu daha sonra yazalım. Answer'ları önce synchronize edelim. Daha sonra soruları alalım. Yani her fırsatta bu answer'ları synchronize etmek istiyorum ben. Kullanıcının verdiği cevapları kaybetmemek için. Answer'ları alalım arkadaşlar. Daha sonra da network'e gideceğim. Network diyorum. Şu an obje yok. Nokta retrieve. Buna da retrieve new questions diyelim. Bakın şimdi artık seviye değil, seviye question level inamı artık burada inam olmaktan çıkacak. Nokta row value diyeceğim. Yani servise inam gönderemeyiz arkadaşlar. Şöyle bir tip yok. Interface'te. Yani internet üzerinden, network üzerinden böyle bir data gönderemeyiz. Ne göndeririz? Int göndeririz. Onun için burada integer'a dönüştürüyorum. Peki network ne? Diyelim yine network'ü buraya yazalım arkadaşlar hemen. Buna network mock diyeceğim ben. Neden mock diyorum? Çünkü servisle ilgili herhangi bir şey şu aşamada yapmak istemiyorum. Firebase functions çağıracağım. Orada Firestore bir database oluşturacağım. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum şu anda. Private network eşittir network mock diyorum. Herhangi bir dependency injection yapmadım. Yani direkt bu ne demek? Direkt
Network mock'u oluşturdum burada. Yani burada unit test yazmak istesem yazamayacağım. Ama bu önceliğimiz değil şu anda. Yani bir seride her şeyi yapıp ortalığı hani bilgiye boğmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Adım adım unit test ağırlıklı da başka serilerimiz olacak. Network'te böyle bir fonksiyon oluşturalım arkadaşlar. Şöyle ben kopyalayacağım. Yine async throws'u aslında koruyacağız. Ne alıyor? Bu sefer integer alıyor arkadaşlar. Integer. Bakalım ne diyor. Bakın hatalardan da gidelim. Call throw edebilir ama try ile çağrılmadı diyor. Bunu düzeltelim. Diğer hataya bakalım. Bakın şimdi try ile çağırdı. Bu sefer de expression async ama await de çağrılmadı diyor. Onu da Xcode'a düzelttiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon zaten kendisi hem beklediği için hem throw edebileceği için bu şekilde çağırmaktan başka bir çaremiz yok. Şimdi bunun için de arkadaşlar şimdilik boş array'e dönüyorum. Diğer fonksiyonları yazmaya devam edelim. Şimdi ikinci fonksiyonum neydi arkadaşlar? Stats. Yani retrieve stats diyelim. Statistics diye uzun yazmaya gerek yok. Yine async olacak. Yine throw edebilir. Peki throw edebilir dedik ama ne throw edebilir arkadaşlar? Burada çok basit bir network işlemi çağıracağız sonuçta. Yani servisten bir HTTP hata kodu dönebilir, internet olmayabilir. Ya da dönen data bizim datamız değildir, uygun bir data değildir. Question'a parse edememişizdir. Bir sürü hata dönebilir. Onların hepsinde throws'tan faydalanacağız. Burada retrieve stats'ta aslında şunu fark ettik. Bizim bir stats objesine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve buna ben stats diyeceğim. Bir tane stats. Hatta array değil, obje dönsün. Stats diye bir obje dönsün ve bu objeyi yaratalım arkadaşlar. Şurada yine modelsin içinde. Stats diyorum. Struct stats. Çok basit bir stats olacak bu. Correct map diyorum. Ve wrong map diyorum arkadaşlar. Map nedir? Dictionary arkadaşlar aslında. Yani burada int kullandım. Şu demek. İşte beginner için şu kadar doğrusu var. İşte beginner için şu kadar yanlışı var gibi bir harita oluşturacağım. Map oluşturacağım. Harita oluşturmayacağım. Bir map oluşturacağım. Onun için bu kadar çok basit bir obje yarattım arkadaşlar. Burada aslında objenin tipini genelde söylemiyoruz. Yani şu string olsa buraya correct string mi diyecektik? Ama burada hani görünür olması için ben map kullanmayı bazen seviyorum. Correct answer count gibi bir şey daha mantıklı olurdu. Ama değiştirmiyorum şu anda, kalsın. Stats dönüyor dedik arkadaşlar. Şimdi burada stats dönerken return bir tane stats oluşturalım. Boş veriyorum içlerini. Şimdi son bir fonksiyonumuz vardı arkadaşlar. O da neydi? Sync answers. Yine async throws. Aslında bu da network'e gidecek ama şimdilik o şekilde. Bir önce şu sync answers'a geçmek istedim ve burayı biraz hızlandırmak istedim arkadaşlar. Sync answers'ta da yine direkt aslında servisi çağıracak. Ama bir lokaldeki sync edilmeyi bekleyen answers listesi oluşturmam lazım. Private. Bunu var oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın class yapmanın bir faydası. Var oluşturup direkt bunu modifiye edebilirim içeride. Stats ne diyelim? Cute stats diyelim. Yani cute stats demek sync olmayı bekleyen statlar. Burada arkadaşlar set diyeceğim. Ve boş bir yine bir yeni bir obje tipine daha ihtiyacım oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani sync olmayı bekleyen. Bu ne olabilir? Hemen şurada oluşturalım. Bu arada bakın aynı dosya yazacağım. Görünür olması için. Daha sonra başka yere taşıyacağım. Statları nasıl tutmak istiyorum? Her soruya verilen cevabı tutmak istiyorum ben aslında. İleride belki böyle işte soruların olduğu bir history sayfası oluşturabiliriz. Yani şu an servise nasıl bir yük oluşturur hiç bilemiyorum. Şimdi bu obje şöyle olsun arkadaşlar. Yine struct tabii gidiyoruz. Buna stat question diyelim. Ve içine de question id'miz olacak. String seviyemiz olacak. Ve o soruyu doğru cevaplamış mı, cevaplamamış mı? Sadece bunu bilmek istiyorum. Ve bu bir set. Neden set? Çünkü tek bir soru için
birden fazla question, yani birden fazla response, stat question, obvious olmasını istemiyorum burada. Bir herhangi bir hatayla böyle bir şey yaptıysak ya da belki ileride tek bir soruya tekrar cevap verdiği zaman bir öncekinin üstüne yazmasını isteyeceğiz. Onun için set kullanmakta fayda var bu gibi durumlarda. Peki hatayı aldık. Hashable'a uymuyor dedi. Set, Swift programının derslerinden hatırlarsanız bunun Hashable'a uyması gerekiyor. Sebeplerinden orada bahsettik. Hashable'a uyması demek Hashable'a conform etmesi ve hash fonksiyonuna cevap veriyor olması gerek arkadaşlar. Hashable.combine diyelim. Aslında buna direkt de içindeki question level hariç bakalım bir deneyelim hemen. İlk bu build'imizi yapalım. Zaten evet, Hashable ve Equitable protokollerini direkt, hatta Codable'ı da düşünürsek bu tip protokolleri direkt conform edebiliyor. Çünkü içindeki tipler primitive, string, integer ve boolean tipler. Herhangi bir şey yazmama gerek yok arkadaşlar. Yani böyle ne yapacak? Şeyden de bahsedelim, setten. Hani Swift programlama dersine yönlendirdik ama sette aslında kolaylıkla arkadaşlar bunlardan bir hash oluşturup uzun listelerde direkt aynısını bulabiliyor. Böylece objeler içinde tekrar etmiyor yani. Ve kolaylıkla üzerine yeni bir obje eklediğimiz zaman aynı ID level ve correct value'ya sahip obje eklediğimiz zaman üzerine yazacak. Ama burada şöyle bir şey fark ettim. Tabii yazarken fark ediyoruz bunları. Bizim aslında equitable'ı override etmemiz lazım. Hash müthiş önemli değil. Hash değerini yanlış hesaplayabilir. Bizim için herhangi bir performans sorunu oluşturmayacak. Ama şu anda bu aslında equitable'ı da bakalım conform ediyor. Gördüğünüz gibi hashable'a conform ettiği için. Ama bizim için equal'lık farklı. Ya biraz önce dedim ya aynı objenin iki tane gelirse sete eklemesin diye. Aslında bunu şu an sağlamıyorum. Aynı question ID ve level gelirse hem true hem false is correct ekleyebilir. Onun için benim için eşitlik tanımı değişti arkadaşlar. Benim için eşitlik tanımı question ID'lerin eşit olması sadece. Böylece ne olacak? Aynı question ID'ye sahip iki tane stat question eklenemeyecek buraya. Burada ne demiştik? Sync answers'da sync edeceğiz bunları. İsterseniz şunu kendi dosyasına artık taşıyalım. Buraya taşıyoruz stat question'a. Evet. Şimdi sync answers'ta da yine şu metotları da yazalım arkadaşlar. Neredeyse bunlarla aynı isimde olacak metotlar zaten. Evet, retrieve stats. Stats dönecek. Sync answers herhangi bir şey dönmeyecek. Success dönecek ya da hata fırlatacak. Burada şunu dönebiliriz. Try await network.retrieve stats. Burada da evet herhangi bir şey dönmüyor. Network.sync answers. Şimdi burada da sync diyorum. Yani network'ü çağıracağız aslında. Bu da boş dönüyor. Şimdi sync'leri nerede çağıracağız dedik arkadaşlar. Bakın burada. Önce burada try await sync answers diyorum. Bakın. Önce bu servisi çağırıyorum. Ya da bu metodu çağırıyorum. Bu ne yapacaksa artık. Servisimi çağırır, ne yapar. Ne yapmasını istiyorsa yapsın. Daha sonra yeni soruları alıyorum. Bunu burada da yapabilirim. Yani bulduğum her fırsatta aslında sync answers servisini çağırıyorum. Şimdi burada sync answers'ta ne yapacağız peki? Network'ü çağırdık. Daha sonra sync queued status'ımızı boşlayacağız. Aslında queued status'ı şuraya da göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Gönderelim hemen. Şuraya. Queued. Ya da buna da answers diyelim. Start question. Bakın şurada kullandığım alt çizgiye dikkat ederseniz şöyle ki network'ü nerede çağırıyorduk? Şurada çağırıyorduk. Sync answers. Bakın şimdi direkt bunun içine queued status'ı gönderiyorum. Herhangi bir isim label vermedim. Bunun faydası o. Güzel yanı ne? Mesela bunu silseydim arkadaşlar. Burada answers diye ayrıca göndermem gerekecekti ve okunurluğu azaltıyor yani karmaşayı arttırıyor. Onun için böyle şeylere gerek yok.
Sync Answers diyoruz. Her fırsatta da Qt statsımı senkronize edip update ediyorum arkadaşlar. Peki bir şeyi burada atlıyoruz. Stats to sync'imize bir şey eklemedik. Bunun için de arkadaşlar nasıl bir tane hani soru answer'ı ekleyeceğimiz bir fonksiyon yazmamız lazım. Yani kullanıcı bir soruya cevap verdiği zaman burayı update edeceğimiz. Bunun için şöyle bir mark ekliyorum. Buna network operations diyelim. Bunları da kullanmanız faydalı. Kodun okunurluğunu artırıyor arkadaşlar. Buraya da local operations diyelim arkadaşlar. Ya da operations'a gerek yok. Local ve network diyelim. Save answer diye bir şey vereceğim ve içine de yine düşürelim şeyini. Answer diyeceğiz. Stat question diyoruz. Burada da Qt stats'a insert set olduğu için insert var. Insert ile answer'ı ekliyoruz. Bu kadar. Yani kullanıcı bir soruyu cevapladığı zaman repozitörde bunu çağıracağız ve stats'ı ekleyeceğiz. Herhangi bir senkronizasyon yok. Şurada bahsetmiştik. Kullanıcı uygulamayı kill ederse, arka plana atarsa da ayrıca bir repozitörüne sync answer çağrısı yapacağız. Şimdi şu network mock'umu başka bir yere taşıyayım ben arkadaşlar. Bunun adını daha sonra network API diyelim. Mock demeyelim. Class dedik. Pardon. Network diye bir grup oluşturduk ve içine de network API diyoruz. Mock'u silelim. Evet. Şimdi network API'yim. Burada aslında Firestore çağrılarını yapacağım. Ama bunu tabii ki en son yapacağım arkadaşlar. Peki ben uygulamayı geliştirmeye başlayacağım için ne yapabilirim? Repozitörüm tamam. Network API'de arkadaşlar mocklama yapmam gerekiyor. Yani bana bir sürü obje lazım. Obje oluşturmam lazım ki UI'mi falan geliştirirken kolaylıkla servis çağrıları yapmadan kolaylıkla bu objeleri kullanabileyim. Bunun için arkadaşlar ben genelde şöyle yapıyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Ve buna models mock diyorum. Dosya adı models mock. Ama içinde bir sürü yeni obje yaratabileceğim fonksiyonlar yazacağım arkadaşlar. Öncelikle ne oluşturuyorum ben? Bir tane extension, question extension oluşturuyorum. Ve içine de static fonksiyon yazmak istiyorum arkadaşlar. Yani bana 10 tane soru versin. Şöyle yapalım. Question. Gördüğünüz gibi bu aslında tek satırlık bir expression olduğu için return dememe gerek yok. Question diyorum ve genelde ayırt etmek için şu UID string yapısını kullanıyorum ve böylece kolaylıkla unique UID'ler oluşturabiliyorum her sorular için. Buna 1 diyelim şimdilik. Text lorem ipsum diyelim. Image URL nil diyelim. Image URL'i aslında ikinci faza bırakacağız demiştik ama bunu daha sonra ne kadar uzun sürüyor videolar ona göre karar veririz arkadaşlar. Bize 4 tane cevap lazım. Ne diyelim bunlara? Şöyle A, B, C ve D diyelim. Daha uzun metinler güzel. Şimdi ondan bahsedeceğim. Nasıl yapabiliriz? Doğru cevap her zaman ikinci şık olsun. Yani sıfırdan başlıyor indeksler. Ve explanation, şu an hiç explanation istemiyorum arkadaşlar. Olmayacak. Hatta bunu optional yapmamışız. Her zaman olmayacak explanation. Onun için bunu optional yapıyorum. Burada da mock'ta da bunu şimdilik nil olarak generate etmek istiyorum. Böylece ne oldu? 10 tane soru oluşturabildim ve network API'mden question.generate diyerek return'ü de siliyorum. 10 tane question dönüyorum. Gördüğünüz gibi burası async throws olmasına rağmen herhangi bir async throws çağrısı olmayan bir metot da çağırabilirim arkadaşlar. Bu böyle bir özellik. Daha sonra ne yapalım? Model oluşturduk.
Şunu da random üretsin. Yani sorular hep bir seviyesinde olmasın. Bunun için arkadaşlar ne diyebiliriz? Question level'e bir şey ekleyebiliriz. Random diye bir fonksiyon ekleyebiliriz arkadaşlar. Statik olsun. Random. Aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Question level. Int nokta random var ya. Bunun gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Onun için type üzerinde çağıracağım. Onun için de statik dedim buna arkadaşlar. Biraz önceki question generation'ı gibi. Bunun da question level dönmesini istiyorum. Row value olarak da int nokta random 0 ve kaç tane kaça kadar gidebilirim? 3'e kadar gidebilirim arkadaşlar. Bu optional dönüyor normalde ama ben oluşacağını bildiğim için Forced Unwrapping ile açıyorum bunu. Optional'lıkla uğraşmak istemiyorum. Ve burada da bakın şimdi random question level nokta random diyorum. Bakın burada question level mi tutmuştuk? Yok. Şey tutmuşuz. Aslında burada da direkt question level diyebilirim. Bunu int'ten türettiğim için arkadaşlar Swift bunu zaten encode ve decode ederken, servise gönderirken, alırken int olarak alacak. Onun için şöyle bir şey bakayım. Fonksiyonu çağırabiliyor muyum? Evet. Şöyle bir çağrı yapacağım. Bakalım bunu anlayacak mı compiler? Evet anladı. Ve bu şekilde question mockdata'mı oluşturdum arkadaşlar. Başka ne mockdata'sı oluşturabiliriz? Aslında bu ABC'de bizim için yetersiz. Yani şunu daha sonra yapacağız demiştik. Neden yetersiz? Çünkü metinler uzun olabilir, bazen rastgele kısalar olabilir. Onun için arkadaşlar ben bir tane kütüphane ekleyeceğim. File diyoruz, packages diyoruz. Aslında değil, şurada daha hiç eklemediğim için orada çıkmadı. Nerede arkadaşlar? Swift Package Manager. Bakın projeyi seçtim. Okunuyor mu bilmiyorum. Çok küçük burası. Projeyi seçtim. Burada Package Dependencies var. Buna bastım. Daha sonra şurada artıya bastım. Benim genelde arkadaşlar kullandığım Lorem Swiftum diye bir kütüphane var. Size de tavsiye ederim. Güzel. Random tekstler oluşturmanıza debug için izin veriyor. Bunu prod'da ekledim. Tabii bunu production'a göndermemiz gerekiyor normalde ama bunlarla ilgilenmiyorum şu anda. Mock'uma geldim arkadaşlar. Şu anda ekledi gördüğünüz gibi external kütüphaneyi. Import diyorum. Lorem Swiftum diyorum. Bakalım. Neydi bunun? Evet. Bir tane sentence üretmesini istiyorum ben rastgele. Bakın. Bunun içine bakarsanız kendisi rastgele istenilen her şeyi üretebiliyor. Lorem sentence. Hatta soruya da paragraf vardı galiba. Lorem nokta paragraf diyorum. Böylece daha güzel sorularım oluştu. Şurada correct answer indeksi de aslında random üretebilirim ama bunu neden bir yaptım? Çünkü her seferinde o UI'daki sorunun doğru olup olmadığına bakmak için soruya bakmak istemiyorum. Ve 1'e bastığımda onu düzgün feedback vermek istiyorum. Kolaylık olması açısından bunu 1'de bıraktım arkadaşlar. Başka ne üretebiliriz? Aslında bu kadar yeterli bence. Network API'mızda da sync charge'a bunu en son yapacağız arkadaşlar Firebase'de. Burayı kapattık. Modelimizi oluşturduk. Mocklarımızı oluşturduk. Repository'yi de ben şuraya gönderiyorum network'in içine. Network değil aslında. Buraya data diyebiliriz. Models'i de buraya gönderebilirim datanın içine. Ve buraları kapatıyorum. Bakın gayet güzel bir gruplama yaptığımı düşünüyorum şu anda. Ve repository dahil iç katmanın büyük kısmını hallettim. Şimdi arkadaşlar artık sayfalarımı yazmaya başlayabilirim. Ne demiştik? Bir login sayfası olacak demiştik. Login sayfası için onu atlayacağız. Daha sonra yapacağız. Çünkü orada third party API kullanacağız. Belki onu videoya bile koymam bilmiyorum. Yani Google ve Apple loginlerini koyacağım arkadaşlar. Scenes diye bir klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Genelde siz de bu isimlendirmeyi kullanabilirsiniz. Scenes diye bir klasör oluşturdum. Ve içine de önce login diyelim. Buna bir şey koymayacağım şimdilik.
Daha sonra ne desek, quiz start gibi bir şey diyelim. Start gayet iyi. Bunun dışında başka bir şeyim olmayacak. Login ve start. Bir de starts olacak. Evet, onu hep atlıyoruz. Bir de stats diye bir scene'imiz olacak arkadaşlar. Bunları şöyle sıralayalım. Ben startla başlayacağım. Aslında bu start değil. Start ve quiz'in kendisi. Yani o yüzden buna quiz desek belki daha güzel olabilir. Şimdi arkadaşlar, biraz önce nasıl repozitörden başladık yazmaya? Network'ü yazdık. Repozitörü yazdık. Şimdi buraya doğru geliyoruz arkadaşlar. Şurada da UI var bakın. Şurada da UI layer var. UI layer tamamen her şeyden bağımsız olması lazım arkadaşlar. Nasıl backend'i bağımsız yazıyorsak UI layer'ı da her şeyden bağımsız yazmamız gerekiyor. Onun için burada düşünebiliriz UI layer'ı. Şimdi buraya geldik. Use case'leri yazmaya geldik. Logic'leri. Yazmaya başlayalım arkadaşlar. Ve buna view model diyeceğiz. Quiz view model diyeceğiz. MVVM kullanacağız arkadaşlar. SwiftUI'de MVVM yazmak yani malum çok iyice kolaylaşıyor. Herhangi bir closure'lar vesaire kullanmamıza gerek kalmıyor. Şimdi new file diyerek başlayalım. Quiz view model diyeceğiz. Ve final. Yine final oluşturuyorum. Bundan bir şey türetilmesini istemiyorum. Quiz view model ve observable object olacak arkadaşlar. Bu ne? SwiftUIView tarafından observe edilecek bir class bu. Ve içinde published değişkenlerde bir değişiklik olduğu zaman SwiftUI kendini otomatik olarak refreshleyecek. Onun için observable object olması önemli. Ve şimdi observable objectlerde default olması gereken bir şeyden bahsedeceğim. Main aktör yapıyoruz arkadaşlar. Bu şart değil ama burada mesela değişiklikler genelde view'a gittiği için bunu main aktör üzerinde çağırdığımız için ve bunu main aktör üzerinden yani view'dan main thread'den çağırdığımız için bunu main aktör olarak işaretlemek güzel bir faydalı addition oluyor, ekleme oluyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bir tane retrieve questions fonksiyonumu yazıyorum ve yine level alıyor, bu seviye alıyor arkadaşlar. Async throws. Yani sayfa açıldığında bunu çağıracak. Gidecek repozitoriye soruları alacak ve içeride ne logic işletmesi gerekiyorsa onu işletecek. Diğerine user ilgilendiren diğer bir fonksiyon ne? Set answer index arkadaşlar. Neden index diyorum? Çünkü mümkün olduğunca basic değerlerle ilerlemek lazım. Yani burada ben quiz view model o anki state'i tutacak zaten. O anki state ne? Question. İçeride olacak. Kaçıncı soruyu cevaplıyor? O sorunun gerçek cevabı ne? Onun için kullanıcıdan sadece hangi kaçıncı düğmeye bastığını bilsem yeterli. Bir de boolean dönelim. Yani ekranda bir feedback vereceğimizi söylemiştik. Bu şart değil. Bakın o kadar çok yöntem var ki yani boolean dönmek yerine lokalde bir değişkeni de published olarak tanımlayıp onu da SwiftUI'ye bir şekilde aktarabilirim. Ama ben boolean şimdiden dönmek istiyorum. Bir tane de arkadaşlar boolean feedback'i verdik. Daha sonraki soruya kullanıcıya geçeceğini yani get next question diyeyim. Yani next question'ı kullanıcı kendisi bassın. Hani explanation göstereceğiz ya. Onun için next question'a onun basmasına izin verelim. Bir de arkadaşlar çık. Yani soru bitti, question bitti, quiz bitti. Çıkmak istiyorum, ana sayfaya dönmek istiyorum dedi kullanıcı. Orada da bunu verdim. Şimdi arkadaşlar neler var? O anki soruyu tutacağız demiştik. Tutalım. Question. Ve bu bir optional. Yani bu ne demek? View model ilk yaratıldığında herhangi bir question yok. Peki question ne zaman değişecek? Burada arkadaşlar servisten yeni soruları aldığım zaman değişecek. New questions diyelim. Repozitörden daha doğrusu. Şimdi repozitörüye ilk çağrımızı yapacağız. Yine repozitörüyü ben şu şekilde oluşturuyorum.
repository.retrieveNewQuestions diyorum ve seviyeyi veriyorum arkadaşlar. RetrieveQuestions şu. Sayfa açıldı. View modelim bunu çağıracağız. Bu gidecek repodan yeni soruları bu seviyede alacak. Daha sonra lokalde soruları tutmasına gerek var mı? Evet var. Neden? Paging yapacağız demiştik. Paging ne demek? Yani 10 soru aldım ben. Sonraki 10 soruyu almak istiyorum ve elimde soru kalmadığını nereden bileceğim? Onun için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Nasıl? Current index tutacağım. Buna da 0 diyelim başta. Yani 0. sorudan başlıyor. Current index ne? O anki ekranda görünen sorunun indeksi. Tabii bir de questions. Array mi olacak? Şimdi burada question array mi? Questions. Yeni gelen soruları ekliyorum. Şimdi burada şuna bakacağım arkadaşlar. Question gelmiş mi bana? Buna bakacağım aslında. If questions count büyükse current indeksimden. Yani hala gösterebileceğim sorular var mı diyorum. Ve question'ım current index'e eşitliyorum. Artık soru yoksa burada error, yani bir hata handling yapmam lazım. Yani UI'ya bir tane error string'i gibi bir şey publish etmem lazım ki o da kendi ne göstermek istiyorsa göstersin. Burada genelde şöyle bir şey ekleyeceğim. Ekleniyor daha doğrusu. Is loading true diyelim. Şimdi ilk yüklendiği zaman is loading'e true verdim. Bunu çağıracak ve daha sonra işlemleri bitirdikten sonra is loading'ini false'a çekecek ve ekranda böyle is loading'e bakarak, bakın published yaptım. Published demek orada buna register olabileceğim view yaparken. Is loading false yaptım ve böylece ne oldu arkadaşlar? Ekranda herhangi bir activity indicator vesaire gösterdiysem bunu gizlemek için fırsatım olacak. Daha sonra gelelim set answer index'e arkadaşlar. Set answer index'te ne yapmak istiyorum? Kullanıcının statını yaratıp, yani soruyu doğru mu cevapladı, ne demiştik model adına? Bakalım. Data modelsin içinde stat question demiştik. Bu objeyi oluşturup repository'ye göndermek istiyorum. Ama öncelikle soruyu doğru mu cevaplamış, yanlış mı cevaplamış, buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Question nokta correct index eşit midir answer index'e. Question optional çok önemli değil. Çünkü bu çağrıldığında optional olmayacağını biliyorum. Force unwrapping yapabilirim ama yapmak istemiyorum. En iyisi burada unwrapping yapmak, iflet unwrapping, ama uğraşmıyoruz şimdilik. Repository'yi doğru mu cevapladı, yanlış mı cevapladığıyla stat question objesi question.id. Şu anda bakın gerekti. Stat question oluşturmak için gerçek bir question'a ihtiyacım var. Onun için question'ı unwrap ediyorum. Şurada return false diyelim. Return is correct diyelim. Seviye şu anda elimde yok arkadaşlar. Aslında var. Question'da tutuyoruz. Evet. Ve is correct. Repository'yi çağırdım. Şu optional'lığı da siliyorum. Burada unwrap ettim arkadaşlar artık. Optional değil. Şu blok içinde question optional değil. Repository'yi çağırdım. Başka bir şey yapmıyorum. Bundan sonrasını UI'ye bırakmak istiyorum. Şimdi kullanıcı soruyu cevapladı ve sonraki soruya geçmek istiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bir indeksimiz var. Öncelikle onu bir arttıralım. Neden bunu buraya yazdı? Current index'imizi bir arttırdık. Şimdi bakacağım ki benim elimde yeterli soru var mı? If questions.count current index'ten büyükse. Yani elimde zaten lokalde soru varsa question'ı değiştir diyorum arkadaşlar. Questions current index. Yani bu ne yapacak sonra? Question değişti.
Şu an buna published ekliyorum. Çünkü UI'ın bundan haberdar olması lazım. Ve bu published olduğu için observable object objesi de, yani quiz view modelde bir değiştim diye bir mesaj yayınlayacak. Ve bunu Swift UI alarak kendini tekrar çizecek. Question'ımı atadım. Değilse de arkadaşlar ben yeni sorular almak istiyorum. Yani retrieve questions'ı tekrar çağırmak istiyorum. Bakın burada ne yapmıştık paging için? Soruları alıyordu, ekliyordu ve soru varsa o indekste, yeni indeksim kadar soru varsa onu question'a atıyordu. Try. Evet. Retrieve questions. Şu an elimde seviye var mı? Seviye yok aslında. Bunu da tutmam gerekiyor. Bunu da private tutabilirim. Bu private ve public modifier'lara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani view'dan şunların çağrılmayacağına, erişilmeyeceğine emin olmamız gerekiyor ki birisi yanlışlıkla bunları iznimizin dışında başka bir şeye atamasın. Buna ne diyorduk? Seviyeyi tutacağız. Questionnaire. Default'u da random olsun. Çok önemli değil. Çünkü şurada değiştireceğiz arkadaşlar. Self.level eşittir level. Bunu quiz view model init olurken de yapabilirdik. Ama ben zaten bunu çağıracağım. Onun için burada tutuyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Ve bu seviyede soruları al dedik. Şimdi burada şunu gördünüz. Mesela level tekrar ediyor. Onun için şu retrieve questions'daki bunu düşürebilirmişiz aslında. Bunlar tamamen size kalmış. Kodunuzu nasıl okunakla yazmak istiyorsanız. Şimdi quit'te ne yapabiliriz? Seviyeyi sıfırlayalım. Yani bütün değiştirdiğimiz her şeyi sıfırlayacağız. Soruları sıfırlıyoruz. Tutmamıza gerek yok. Question'ı boşa atıyoruz ve current index de sıfırdı. Bayağı bir fonksiyoneliteyi yazdık. Yani eksik neyimiz var? Bakalım. Eksik bir şey ben göremiyorum. Ama şöyle güzel bir şey yapacağım. Şu anda her şey çok hızlı çalışıyor. Mesela loading. Loading'i nerede true yaptık? True yapmamışız. Şurada yapalım. Self.loading true. Çünkü servis çağrısı başlıyor. Başka servis çağrım yok. Şurada try evet var. Bu zaten burayı çağıracak. Onun için bir sorun yok. Demek istediğim şuydu. Loading'i çağırdık. True yaptık. Git servisten aldı. Burada mock'tan aldı. Hızlı. Loading false oldu. Ben loading indicator'ımı gösterdim mi gösteremedim mi anlayamadım. Onun için arkadaşlar geliyorum repository'e. Aslında bunu network API'ye yazacağım. Çünkü repository'e yazarsam unutabilirim. Network API'yi zaten değiştireceğim için buraya yazmak daha güzel. Try. Evet. Ne diyelim? Task.sleep nanoseconds. Bir saniye bekletelim. Şu bir saniyedeki nanosecond yani 1 milyar. Bu da 1 ile çarptığım için bir saniye burada bekleyecek. Şu orası artık hata veriyor çünkü tek satırlık bir expression yok burada. Onun için return diyorum. Bütün servislere bir saniyelik bekleme ekleyelim arkadaşlar. Sync answers'a da ekleyelim. Böylece servis çalışıyor hissiyatı da UI'da verebileceğiz. Şu anda UI'yi yazmak için hazırız arkadaşlar. Ama zaten yeterince uzun bir video oldu. UI'yı yani start ekranı ve sonraki ekranı içeren, hatta login sayfasını da içeren bir herhangi bir logic olmadan. Çünkü o setup'ı yapmak istemiyorum burada. İçeren sayfaları oluşturacağız. Şu an için oluşturmamamız için herhangi bir engel kalmadı. Belki son olarak şuraya bir hata ekleyelim mi diye düşünüyorum. Zaten burada servisi handle edeceğiz. Soru yoksa case'i. Aslında soru olacak. Yani çok soru ekleyeceğiz. Burada bir string published olarak ekleyip hatayı UI'ya gönderebiliriz arkadaşlar. Gayet aslında her şey hazır şu anda. View için sonraki videoyu bekleyelim.